Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım. Bizi esir ettiler. Bizi hapse attılar. Beni duvarların içinde, seni duvarların dışında. Ufak iş bizimkisi. Asıl en kötüsü bilerek bilmeyerek hapishaneyi insanın kendi içinde taşıması. Bir tanem, son mektubumda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlılarda ölüm acısı. Ölüm. Bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerinde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar nazıma. Ben alacakaranlığında son sabahımı, dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim. Karım benim, iyi yürekli, altın renkli gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın. Daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Hadi bunlara boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Param varsa eğer bana fanila bir don al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.